Merhaba değerli gönül dostlarımız. EKPSS'de sıkça sorulan sorular programımızın bugünkü bölümünde EKPSS'ye süreli raporum ile başvuru yapılabilir mi? Evet, bu soruya cevap bulmaya çalışıyoruz inşallah. Evet arkadaşlar, EKPSS engelli kamu personel seçme sınavı ve kurallarına süreli olan raporunuzla başvuru yapabilirsiniz. Başvuru şartlarımız neydi? %40 ve üzeri engelli raporumuz olacak. 18-65 yaşı aralığında olacağız. Ve buna istinaden sınava hangi bölümden başvuru yapıyorsak ona ait mezuniyet belgemiz elimizde olacak arkadaşlar. Evet, buradaki %40 ve üzeri rapor seçeneğinde raporun süreli ya da süresiz olması hususunda herhangi bir açıklama konulmamış. O yüzden buradaki amaç engellilik durumumuzu ispat etmedir. Buna istinaden raporumuzun süreli olması veya süresiz olması bizim başvuru yapmamıza mani değildir arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var. Raporumuz süreli ise başvuru yaptıktan sonra sınava girip veya atama gerçekleştikten sonra süresi dolan raporların yenilenme zorunluluğu vardır. Aksi takdirde, yani aksi bir durumda engellilik hakkımız ortadan kalkıyor. Ama işe girmiş isek iş akdi pes edilmiyor. Devam ediyoruz. Sadece engelli personelin faydalandığı haklardan yararlanamıyoruz. Evet, kısaca özetleyecek olursak EKPSS'ye girerken ya da başvuru yaparken raporumuzun süreli ya da süresiz olması bizim için bir aksi durum teşkil etmemektedir arkadaşlar. Yani süreli olan raporlarımız ile de EKPSS'ye başvurabiliriz. Evet, de bugün de bir programımızın sonuna geldik. Sizlerin soruları eşliğinde daha güzel yayınlarda bir arada buluşmak, görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.